Gençten bir çocuk seninle konuşmak istiyor. Geçende de gelmişti. Teklifin hala geçerli mi? Şartlarımı kabul edersen, evet. Neymiş şartların? Burada gördüklerin, burada duydukların burada kalır. Dışarı çıkmaz. Asla başkasına anlatılmaz. Söz dinleyeceksin. Az konuşacaksın. Konuştun mu asla yalan söylemeyeceksin. Bunları yaptığın sürece iyi bir ekip oluruz. Sen de iyi para kazanırsın. Olay bu. Kabul. Güzel. Çok şanslı bir çocuksun. Bu akşam ufak bir işimiz var. Sen de istersen arkadaşlara katıl. İlk mesaiyle başlamış olursun. Ne dersin? Patron, az konuşacaksın dedi değil mi? Daha kapının önüne çıkar çıkmaz unutursan bunları olmaz ama. Bin hadi bin, atla. Ne yemek istersin? Yoğurtlu makarna mı, salçalı makarna mı diye soruyorsun herhalde. Doğru soru bu çünkü. Evet. Soru sormakla hata ettim. Haklısın. Çok haklısın. Vallahi anne ben laf sokmamak için çok çabalıyorum gerçekten. Ama olmuyor. Ya hadi tamam anladık. Resul'le her şeyi mahvettin. Okey. Ama yani işten neden ayrılıyorsun sen ya? Sen daha iyi bir iş bulabileceğini mi düşünüyorsun? Düşünmüyor musun bunları? Kızım düşünmez olur muyum hiç? Yani ben inan senden 10 kat daha fazla detay düşünüyorum ama bana hiç güvenmeyen bir adamla daha fazla ilerlemek istemedim. Ne olur sen de beni anla bir zahmet ya. Benim hayatım seni anlayıp sebep olduğun şu sefalete katlanmakla geçti zaten. Problem yok. Sen mektebi zorla. Thank you.
yaptınız içeride? Yok yok, bu anlamayacak, belli oldu. Biz sana patronun dediklerini yazarak mı verelim ha? Ne dedi patron? Soru yok. Anlamadın mı? Tamam, tek bir soru soruyorum. Dövdünüz mü adamı? Camdan bakarken gördüm ben seni. Dövdük mü sence? Dövseydik o halde mi olurdu? Korkuttuk biraz ya. Ödemesini vaktinde versin, geciktirmesin diye. Azıcık korkuttuk. Dokunmadık adama, gördün. Neyse, al bakalım ilk siftah. Al, al. Ben bir şey yapmadım ki. Eyvallah. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.